James Webb Uzay Teleskobu, yıldızlararası uzayda mücevherli bir yüzük yakaladı. Bu olağanüstü görüntü, Albert Einstein tarafından öngörülen büyüleyici kütleçekimsel merceklenme olgusu tarafından yaratıldı. NASA tarafından paylaşılan görüntü, küçük bir eliptik galaksinin uzayı o kadar büktüğünü gösteriyor ki, Quasar Webb'in bakış açısından 4 farklı nesne olarak görülebiliyor. Bu, şimdiye kadar keşfedilen en iyi mercekli kuasar olma özelliğini taşıyor. Küçük galaksi, kuasardan gelen ışığı o kadar büküyor ki, teleskop tarafından 4 ayrı görüntü olarak algılanıyor. Bu, kuasarın etrafında sanki bir mücevherli yüzük varmış gibi göründüğü inanılmaz bir optik yanılsama yaratıyor. Bu olay, kütleçekimsel merceklenmenin evrenin en uzak ve en parlak nesnelerini incelemek için nasıl kullanılabileceğinin muhteşem bir örneğidir. Kütleçekimsel merceklenme, büyük bir nesnenin kütleçekim alanının uzay zamanı büktüğü ve arkasındaki nesnelerden gelen ışığı saptırdığı bir olgudur. Bu, uzaktaki nesnelerin daha büyük ve daha net görünmesini sağlayabilir ve hatta aksi takdirde görünmez olan nesneleri görmemizi bile sağlayabilir. James Webb Uzay Teleskobu, kütleçekimsel merceklenme gibi evrenin en gizemli olgularından bazılarını incelemek için ideal bir araçtır. James Webb Uzay Teleskobu, evrenin derinliklerinde, Dünya'dan 6 milyar ışık yılı uzaklıktaki krater takım yıldızında yer alan RXJ-1131 ila 1231 adlı bir kuasarı gözlemledi. Yakalanan görüntüde, kuasarın 3 parlak ışık noktası ve altlarında daha küçük bir dördüncü nokta şeklinde 4 kopyası görülüyor. Bu olağanüstü görüntü, kütleçekimsel merceklenme adı verilen bir olgudan kaynaklanıyor. Kütlesi büyük nesneler, uzay zamanı büker ve arkalarındaki nesnelerden gelen ışığı saptırır. Bu durumda, RXJ-1131 ila 1231'in önündeki bir galaksi, kuasardan gelen ışığı bükerek Webb teleskobuna ulaşmadan önce 4 farklı yola ayırıyor. Bu da kuasarın 4 ayrı görüntü olarak görünmesine neden oluyor. Bu keşif, hem kuasarların doğası hem de evrenin en uzak nesnelerini incelemek için kütleçekimsel merceklenmenin kullanımı hakkında önemli bilgiler sağlıyor. RXJ-1131 ila 1231, şimdiye kadar keşfedilen en iyi mercekli kuasarlardan biri ve Webb teleskobu sayesinde bilim adamları bu gizemli nesneler hakkında daha fazla bilgi edinme şansı yakaladı. Kuasarlar, galaksilerin merkezlerinde bulunan ve inanılmaz derecede parlak olan nesnelerdir. Enerjilerini, süper kütleli kara delikler tarafından yutulan maddenin yaydığı ısıdan alırlar. RXJ-1131 ila 1231, Güneş'ten yaklaşık 60 milyar kat daha parlak olan son derece aktif bir kuasardır. Webb teleskobu, kuasarların ve evrenin diğer gizemli nesnelerinin daha ayrıntılı görüntülerini yakalamaya devam ederek evren hakkındaki anlayışımızı geliştirmemize yardımcı olacak. James Webb Uzay Teleskobu, kütleçekimsel merceklenme adı verilen bir olguyu kullanarak evrenin derinliklerindeki bir kuasarı büyütmeyi başardı. Bu sayede bilim insanları, normalde çok uzak ve sönük olan bu nesneleri inceleyebildiler ve kara deliklerin büyümesi hakkında yeni bilgiler edindiler. RXJ-1131 ila 1231 adlı kuasar, Dünya'dan 6 milyar ışık yılı uzaklıkta yer alıyor ve Webb teleskobu, bu kuasarın muazzam yerçekiminin uzay zamanı büktüğünü ve ışığını 4 farklı yola ayırdığını gösteren çarpıcı bir görüntü yakaladı. Bu sayede kuasar, sanki mücevherli bir yüzük gibi göründü. Bilim insanları, bu özel kuasarı inceleyerek kara deliklerin nasıl büyüdüğüne dair ipuçları elde etmeyi umuyorlardı. Gözlemler, RXJ-1131 ila 1231'in merkezindeki kara deliğin, farklı yönlerden malzeme çekmek yerine, muhtemelen galaksilerle çarpışmalar ve birleşmeler yoluyla büyüdüğünü gösteriyor. Ayrıca bu kara deliğin, ışık hızının yarısı kadar inanılmaz bir hızla döndüğü de ortaya çıktı. Avrupa Uzay Ajansı'ndan, ESA, gelen bilgilere göre, bu görüntü aynı zamanda karanlık madde çalışmaları için de önemli. Webb teleskobu kullanılarak yapılan kuasar gözlemlerinin, karanlık maddenin doğasını daha önce hiç olmadığı kadar küçük ölçeklerde incelememize yardımcı olması bekleniyor. Sonuç olarak, James Webb Uzay Teleskobu, kütleçekimsel merceklenme ve gelişmiş görüntüleme yetenekleri sayesinde evrenin en gizemli nesnelerinden biri olan kuasarları incelememize ve kara deliklerin büyümesi hakkında yeni bilgiler edinmemize olanak sağlıyor. Bu keşifler, evrenin işleyişi hakkındaki anlayışımızı geliştirmede önemli bir rol oynayacak.